Keşke bana biraz güvenseydin Ayda. O zaman bu yol bizi başka bir yere götürür. Amcam bizi tatile götürecekti, hatırlar mısın? Biraz baş başa kalalım diye. O zamanlar mutluyduk. Düğünümüzü, nişanımızı konuşuyorduk. Teoman gelip hayatımızı paramparça etmemişti. Hatırlıyor musun? Elbette hatırlarsın. Tatili planlama işi bana düşmüştü. Güney Amerika'ya gidecektik. Çünkü bir gün senin oraya gitmek istediğini biliyorum. Ben senin hayallerinin bir parçası olmak istemiştim Ayda. Tatili planladım. Her şeyi hazırladım. Ama sonuç ne oldu? Tatil iptal oldu. Çünkü sen kuzenim olacak o şarlatanı tercih ettin. Ben senin hayallerinin bir parçası olmak isterken sen Teoman'a koştun Ayda. Beni koskoca bir hayatın içinde bomboş hayallerle bıraktın. Ama bugünden sonra herkes görecek. Kim iyi, kim kötü herkes görecek. Bir şey mi istiyorsun? Ağzını açacağım ama bağırmak yok. Mehmet, Mehmet yalvarırım bırak beni. Bak derdin neyse oturalım konuşalım, ben seni dinlerim ama böyle olmaz lütfen. Biz oraları çoktan geçtik Ayda, farkında değil misin? Mehmet lütfen, çok korkuyorum lütfen. Korkma. Ben sana aşığım Ayda. Sana asla zarar vermem. Nereye gidiyoruz bari onu söyle lütfen. Sabret. Az kaldı. Ama illa bir ipucu istiyorsan... bu yolun sonunda artık hiçbirimizin hayatı eskisi gibi olmayacak. Hepimizin hayatı çok değişecek. Su içmem lazım Mehmet. Boğulacak gibi oluyorum. Lütfen, lütfen bir yerde duralım. Lütfen. Tamam. Sana su almaya gidiyorum. Kapıyı kilitleyeceğim. Sakın delilik yapma olur mu? Yok. Haydan'ın telefonu açık, cevap vermiyor. Mehmet'inki hala kapalı. Demet ne olursun iyi düşün. Nereye gitmiş olabilirler ya? Mehmet Ayda'yı nereye götürür? Ya ne bileyim Teoman, benim de aklıma bir yer gelmiyor. Of. Bu yaptığın hesabını soracağım sana Mehmet. Bu bize oynadığı son oyun olacak.
Bak babama defalarca kez söyledim. Bu herife güvenmiyorum dedim ama beni dinlemedi. Gitti o Ayda'yı kaçıran pisliğe inandı. Tamam, bu kadar ileri gidebileceğini hiçbirimiz tahmin etmedik. Kimi arıyorsun? Anne, babam nerede? Defalarca kez aradım, telefonunu açmıyor. Bilmiyorum ki oğlum. Senden hemen sonra çıktın, nereye gideceğini de söylemedi. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ayda ortada yok. Nasıl yok? Yok işte. Mehmet sabah Elmadağ'da toplantı var diye yalan söyleyip Ayda'yı evinden almış. İkisi de ortada yok. Olur mu oğlum? Başka yerdedir herhalde toplantı. Sen şirkete bir daha sor. Anne, Mehmet'in işi. Yalan söylemiş, evinden almış. İkisine de ulaşamıyorum. Güpegündüz kaçırdı kızı. Tamam yavrum, tamam. Sen önce bir sakin ol. Sakın bir delilik yapma. Mehmet Ayda'ya zarar vermez. Verir anne. Ben o pislikten her şeyi beklerim. Ya sizi defalarca kez uyardım. Bu herifin gerçek yüzünü görmek için daha nasıl bir olay yaşamamız gerek? Ben anlamıyorum ki. Adam sevdiğim kadını kaçırdı. Ayda ortada yok. Tamam yavrum, tamam. Önce bir sakin ol. Bulacağız Ayda'yı, merak etme. Ne olur bir delilik yapma. Nihan abla, hayırdır, kötü bir şey yok ya. Safiye, Mehmet Ayda'yı kaçırmış galiba. İkisi de ortada yok. Şimdi neler oluyor öğrenme zamanı. Baba. Ben zavallı gelir. Gün gelir işime yararsın diye elimin altında tuttuğum serseri tayfasından bir tanesisin sen sadece. Üstelik rezerv serseri olmayı bile beceremedim ben. Baba. Sen? Ozan. Oğlum. Oğlun ya, oğlun baba. Bu gizli kapaklı görüştüğüm pislik, canıma kasteden, sevdiğim kızın hayatını zindan eden bir hırsız. Doğru konuş. Sen... Oğlum bak, şu anda çok sinirlisin. Bir sakinleş, sonra konuşalım. Her şeyin çok mantıklı bir açıklaması var. Bu hainle bir arada olmanın nasıl bir mantıklı açıklaması olabilir baba? Hı? Ya bu ahlaksız manyak Kumru'ya neler yaşattı, haberin var mı? Beni öldürmekle tehdit edip zorla evlenecekti kızcağızla. Ya kızın hayatını yılan gibi sardı. Benim canıma kastetti baba. Bu herifle ne işin var? Ha? Ozan. Aferin demeye mi geldin baba? Ha? Düşmanımın düşmanı dostum mudur dedin. Sırf Kumru ile birlikte olmamı istemediğin için şu herifle işbirliği mi yaptın? Oğlum, önce bir dinle. Lan, lan ne oluyor? Gel buraya, gel, gel. Bırak. Kaçamayacaksın. Yaptıkların yanına kar mı kalacak zannettin ha? Bey baba, bir şey yap bak, kötü olacak ha, pişman olacaksın sonra. İçeride uzun uzun anlatırsın, tamam? Hadi. Yaşar Akyıldız. Nitelikli dolandırıcılık, gasp, kişiyi hürriyetinden alıkoymaya ve adam öldürmeye teşebbüsten tutuklusun. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. İçeride uzun uzun düşünürsün yaptığım pislikleri. Hadi. Sen de babanın sana anlatacaklarını düşünürsün o sıra. Hadi. Kumru'yla alelacele evlenmemizi baban istedi. Sağ olsun her şeyi o hızlandırdı. Kumru'nun da senin de yaşadığınız her şeyin sorumlusu baban. Oğlum. Ozan.
eşyalarımı alıp gidiyorum. Bir dakika kadar kalan olmaya. Dur dedim, konuşacağız. Ne konuşacağız baba? Ha? Hayatımı nasıl mahvettiğini mi? Ha? Beni öldürmeye çalışan, sevdiğim kızın hayatını mahveden bir pislikle arkamdan çevirdiğin işleri mi anlatacaksın? Oğlum, tamam oğlum. Ben kötü olayım. Tamam. Ama yeter ki sen iyi ol. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. İleride atacağın adımlardan pişman olma diye yaptım. Senin iyiliğin için. Bu mu iyilik baba? Sevdiğim kızı ciğeri beş para etmez bir hırsızla evlendirmeye çalıştın ya. Bu mu iyilik? Ozan, o herif Kumru'yu seviyor. Ben mutlu olurlar dedim. Tamam şimdi değil belki ama ileride. Bir şekilde anlaşırlar dedim. Ya boş versene baba. Senin tek isteğin ben Kumru ile olmayayım, soyadına zarar gelmesin istiyorsun. Ya göz göre göre Kumru'yu ateşe attın ya. Hem de oğlunu diri diri kömmek pahasına yaptın bunu. İki insanın hayatını cehenneme çevirdin be. Yeter! Senin için yaptım. Keyfimden değil. Seni senden daha iyi tanıdığım için yaptım. 16 yaşından bu yana kızdan kıza koşturdun, durdun, gönül eğlendirdin. Ne oldu şimdi birdenbire sevdalanası mı tuttu? Sen yediğin naneleri ne çabuk unutuyorsun? Pelin senin yüzünden intihar etti. Bilmiyor musun bunu? Bal gibi biliyorsun. Söyletme adamı. Değiştim diyorum baba, değiştim. Görmüyor musun? Kumru'nun aşkı beni büyüttü. Ha, bambaşka bir adam yaptı beni. Ben de pişmanım geçmişten. Yaptığım hataları düşününce benim canım yanmıyor mu zannediyorsun baba? Benim de canım yanıyor. Artık senin karşında o haylaz oğlan çocuğu yok. Sorumluluk sahibi olmaya çalışan yetişkin bir adam var ya. Hala inanmıyorsun ya bana. Hala görmüyorsun ya. Ya çektiklerin bak şu kadarcık bile umrunda değil baba. Allah Allah. Ozan değil mi bu? Ne oluyor orada ya? Abim, abim bağırıyor. Allah. İtiraf et baba. Hadi söyle, kurtul. Ben Kumru'yu küçümsüyorum de. Biz büyüğüz, onlar küçük de. Böyle iyilik ediyorum diye kahraman gözükmeye çalışma. Hadi söyle baba, kurtul. Hamit, ne oluyor burada? Yok bir şey diyor. Hamit, ne oluyor yine? Kumru. Ozan. Baba, malında, mülkünde, şanında, şöhretinde, soyadında hepsi senin olsun. Hiçbir şey istemiyorum senden. Aklını başına topla Ozan. Pişman olacağın bir yola giriyorsun. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ben Kumru'yu seçiyorum anneciğim. Ozan. Yürü Kumru. Gidiyoruz. Ozan. Ayda, Ayda arıyor Teoman. Ayda, Ayda neredesin? Teoman, Teoman çok korkuyorum. Ne olur yardım et bana. Tamam, tamam korkma. Nerede olduğunu söyle, hemen gelip alayım seni. Bilmiyorum. Teoman da ne olur yardım et bana, çok korkuyorum. Teoman lütfen. Teoman lütfen, lütfen yardım et bana. Alo. Bırak. Ayda ne oluyor? Cevap ver, ne oluyor? Ayda! Ayda cevap ver, ne oluyor? Allah kahretsin ya!
Ayda neredesin Ayda? Allah kahretsin! Neden yaptın bunu Ayda? Sana sabret dedim. Bana güven dedim. Bana güvenmeyi sana öğreteceğim. Teoman'ın ne olduğunu anlayacaksın. Gerçeği göreceksin. Ne gerçeği Mehmet? Bu! Görmen gereken gerçek bu, bu ev. Teoman hakkında görmen gereken gerçek. Bu ev. Alev'in yıllar önce sürgün edildiği ev. Şu anda Teoman'ın taş kalbinin içindesin. Bak pişman olacağın, üzüleceğin bir şey yapma lütfen. Benim pişman olacağım hiçbir şey yok. Ozan dur, nereye gidiyorsun? Hamit bir şey söyle, oğlumuz gidiyor. Söyleyecek tek lafım yok. Ozan. Ozan dur. Ozan annen çok üzülüyor. Ozan. Ozan oğlum. Oğlum dur ne olursun. Oğlum. Ne olur konuşalım. Böyle çekip gidemezsin. Seni de kaybedemem annem. Ne olur konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok. Nasıl yok? Bağıralım, çağıralım, kızalım birbirimize. Ama çözelim her şeyi. Biz bir aileyiz annem. Oturup çözeceğiz her şeyimizi. Ne olursun konuşalım. Hamit, bir şey söyle. Demet, ev burası. Allah'ım lütfen Ayda iyi olsun. Hadi gel. Gerçeklerden kaçamazsın Ayda. Alev'in Teoman'dan bir çocuğu var. Amcam zaten bu durumu biliyordu. Ama tek sorun Alev'in hamile olmasıydı. Yeter artık. Sus. Bu sorunu da bu evle beraber çözdüler zaten. Alev'i sessiz sedasız burada doğurtup ortadan kaybedeceklerdi. İstedikleri de oldu. Yeter sus dedim. Gerçeklerden kaçamazsın. Alev'i kaderine terk ettiler. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettiler. Alev'in Teoman'dan bir çocuğu var. Anla bunu artık. Ayda. İyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teoman çok korktu. Çok korktu.
Korkma, geldim. Yanındayım. Hadi bunun yaptığının hesabını vereceksin. Sana bunun hesabını soracağım Mehmet. Tamam, bir dakika dinle beni. Artık bir dakika. Bir dakika. Sakin olur musun? Bunun bedelini ödeyeceksin. Aydan'ın gözünden düşen her damlanın hesabını vereceksin. Bırak. Teoman dur. Öldüreceksin. Bunun gemilerin yaşamaya hakkı yok. Güzel, kararlısın demek. Madem beni karşına aldın, madem gitmekte kararlısın, bu evden tek bir çöp bile götüremezsin. Ne bakıyorsun? Buradaki her şeyin parasını ben verdim. Hiçbir şey götüremezsin. Hepsi senin olsun baba. Bu evden tek bir şey daha istemiyorum. Kredi kartlarını ver. Onların parasını ben ödüyorum her ay tıkır tıkır. Orada. Sehpanın üstünde bıraktım. Arabanın anahtarını da. Onu saklıyorsun değil mi? Ver şunu. Ver şunu dede! Arabanın anahtarı orada. Ben odama sadece bunu almak için geldim. Nerede kaldılar baba? Servis buradan alacaktı beni. Gelmeyecekler belki de. Dönelim mi eve? Hayda. Azıcık sabırlı ol ya. Gelirler. Sen şimdi... şunu... yanına al. Yetmez o. Bunları da al. Orada canın ne isterse al ye, tamam. Hah. Baba, evde de para verdin ya. Olsun. Üç gün yoksun ya. Lazım olur belki. Bana bak. Ocağının sözünden çıkmak yok, tamam mı? Kampta çok sıkı çalışacaksınız. Arkadaşlarını da tembihle. Final maçına çok iyi hazırlan, tamam mı? Ya baba, gitmesen mi ben ya? O ne canım? Karnım çok ağrıyor. Hasta olacağım galiba. Hastalıktan falan değil o. Azıcık heyecandan, azıcık korkudan ama en çok da büyümekten. Şimdi o ağrıya kulak asıp da bu yolculuğa çıkmazsan ileride bir gün çok pişman olacaksın. Geçecek mi bir gün bu ağrı? Ah, geçmeyecek. Ama sen bu yolculuğa çıkarsan eğer, o korkuyla baş etmeyi öğreneceksin. Şimdi, gidiyor musun, kalıyor musun? Gidiyorum baba. Aslanım benim be! Döndüğünde bambaşka bir çocuk olacaksın. Hadi bakalım. Şimdi gidin, o kupayı kapın, gelin. Ya şampiyon olamazsak? Farkında değilsin ama sen çoktan şampiyon oldun. Bu yola çıkmayı kabul ettin ya bir kere. Korkuna rağmen pes etmeyi değil, mücadele etmeyi seçtin ya. Sen zaten şampiyonsun be. Takım geliyor baba.
He? Geliyorlar. Gel bakalım bir sarılalım. Ozan'ım. Bu ağrıyı hiç unutma Ozan'ım. Büyüyüp kocaman bir adam olduğunda da sık sık gelip yoklayacak seni. Seni yola çıkmaktan alıkoymaya çalışacak. Cesaretini kırmaya çalışacak. Öyle zamanlarda bugünü hatırla. O ağrının büyümene, Ozan olmanı engellemesine izin verme. Kapa gözünü, atla karanlığın ortasına. Yaparsın koçum, anladın mı? Yaparsın sen. Her şeyin üstesinden gelir benim arslan oğlum. Bu evden sadece bunu alacağım baba. Yola çıkmadan büyüyemeyeceğimi o gün bu madalyayı almaya giderken anladım ben. Döndüğümde bana o kadar gururla bakıyordun ki bir daha şöyle bakmadın. Ben de kendimle ilk kez o zaman gurur duymuştum. Sen öyle ilk defa gururla baktığında o bakışı gözlerinde görmeye o kadar ihtiyacım vardı ki. Ama olmadı. Ha. Az kalsın unutuyordum. Bu da senin paranla alındı. Hoşçakal baba. Ben yine gidiyorum. Yine karnıma ağrılar giriyor. Ben şimdi bu yola çıkmazsam, vazgeçersem çok pişman olacağım çünkü. Desin, ne yaşanırsa yaşansın. Ona inanmaktan, ona güvenmekten asla vazgeçmeyeceğim. Nasıl? Güzel olmuş mu böyle? Hep bunu hayal etmiştim biliyor musun? Buranın senin çiçeklerine dolmasını. Hayalimiz gerçek oldu o zaman. Ozan abi burası çok güzel. Pizza da yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii, yapacağım. Hatta sana bir şey diyeyim mi? İlk siparişim senin pizzan olacak. Hey ya, sıcık mantarsız olsun. Fatma ablam canım pizza isteyince kızıyor. Artık istediğim kadar yiyebilirim. Yiyebilirsin tabii. Yiyebilirsin. Bunlar ne? Şimdi
kadar bizle ne biçildi sonra yaşadık Kumru. Bundan sonra kendi hayatımızı kendimiz kuracağız. Buse istediği şeyi yiyecek. Biz istediğimiz zaman sımsıkı tutacağız birbirimizin elini. Kimseye hesap vermeden, gizlemeden. Biz birlikteyiz ya. Artık her şey çok güzel olacak. Güven bana. Ne için benden özür diliyorsun ki? Senden uzaklaştığım için, sana kızgın olduğum için. Çünkü bizim aramız her dargın olduğunda, aramızdaki boşluk bizi mutsuz görmek isteyenler için bir fırsat. O kadar çoklar ki, sanki herkes bize düşman. Bizim birbirimizden başka güvenebileceğimiz, sırtımızı yaslayabileceğimiz kimsemiz yok. Sevgilim, bak Mehmet gibiler bizim açamızı kolluyor. Ve biz birbirimizden uzaklaştığımız her an aramıza yeni bir bela sokuyorlar. O zaman birbirimize bir söz verelim. Verelim. Bir daha ne olursa olsun birbirimizden hiçbir şey saklamayacağız. İyiliğimiz için bile olsa. Söz. Ama ben de senin bir söz vermeni istiyorum. Sen de bana her zaman ilk günkü gibi sarılacaksın. Ve bana inanmaktan asla vazgeçme. Söz. Amca geciktin mi? Geciktin tabii. Neredeyse toplantı başlayacak. Adamlar gelecek, yoksun ortada. Ya arıyorum arıyorum. Ayda da açmıyor telefon. Ayda toplantıya gelemeyecek amca. O ne demek? Yuh! Bu ne hal? Teoman mı? Evet, maalesef. Yine ne oldu? Her zamanki şeyler. Ayda'yı bir yere götürdüm. Kıskandı. Ama merak etme. Sunumu halledeceğim ben. Nasıl halledeceksin oğlum? Amca çalışmalarımızı yaptık. Sunum da hazır. Bak Mehmet, bu saçma sapan kavgalar yüzünden bu işine tehlikeye girerse... Merak etme. Halledeceğim. İyi, otur da şu işin üzerinden geçelim. Gel. Hamit Bey, Ayda Hanım toplantıya katılacak diye biliyorduk ama... Ya öyleydi, maalesef öyleydi ama bir rahatsızlık geçirdi. Öyle mi? Öyle mi? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ ol. Ama bütün çalışma sürecinde bizimleydi. Tabii. Raporları beraber hazırladık zaten. Evet, şimdi Mehmet Bey oğlum bize bu sunumu verecek. Ben eminim çok memnun kalacaksınız. Peki, buyurun. Dinliyoruz. Tabii. Öncelikle peyzaj konusunda istediğiniz değişiklikleri yaptık. Ayrıca dış mekan mimarlarımız... Hamit Bey. Kızım ben rahatsız edilmeyeceğiz demedim mi? Şey, durum biraz acil de efendim. Mehmet Öztürk. Buyurun benim. Hakkınızda şikayet var. Kaçırma ve zorla alıkoyma suçlamasıyla gözaltındasınız. Ama Mehmet oğlum. Buyurun bizimle geliyorsunuz. Mehmet oğlum. Kusura bakmayın. Memur Bey. Memur Bey! Beni daha ne kadar tutacaksınız burada? Hı? Ben bir şey yapmadım. Telefon edebilir miyim artık? Bekle dedim sana. Bunu ödeyeceksin Teoman Efendi. Çok az kaldı. Efendim. Anne benim. Aa Mehmet, bu numara ne böyle oğlum? Şirketten mi arıyorsun? Mehmet, dün gece de gelmedin. Neredeydin sen? Şirkette mi kaldın? Yok, şirkette değilim anne. Ha, neredesin peki? Ben de eve yeni gel... Ay Mehmet, Suzan'ın kocasının cenazesindeydim. Ay neyse, hadi eve gel de bir göreyim seni. Gelemem anne. Sebep? Ben
Karakoldayım, gözaltındayım. Ne? Ay ne diyorsun sen? Anne tamam. Halik yapacak bir şey yok. Teoman'la Ayda benden şikayetçi olmuşlar. Memur beyler işlerini yapıyorlar. Ay Mehmet, Mehmet, bu kız sana hep zarar verdi, hep zarar verdi. Neredesin, hangi karakoldasın? Söyle, adresi söyle, hemen geleceğim. Gerek yok anacığım, avukat geliyor zaten. Mehmet hayır, hayır gelip seni alacağım ben. Anne gerek yok dedim. Sen şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Dediklerimi harfiyen yapmanı istiyorum. Ha? Ha? Hı. Nerede kaldı bu taksi yahu? Bilmiyorum ki, gelir şimdi. Kız bana bak. Böreğin kenarlarını koymasaydın Ozan sevmez. Ay aç biraz kaldı o çocuk oralarda. Babaanneciğim adam şef ya, şef. İsterse halleder o, sen merak etme. Neyle doyuracak, parası mı var? Aa, ama babaannesinin patlıcanlı böreğini pek sever Ozan'ım. Bana bak, Kumru'ya haber verdin mi sen? Yok gel şimdi mesaj atarım da zaten beraberlerdir diye düşündüm. Bence Kumru gitmiştir görmeye. Burası da doğru ya. Ay kız, bunca zamandan sonra hiç ayrılmazlar iki dakika bile. Vallahi bizi bile gözleri görmez. Şimdi onlar... Yok anne ya, yapma ya. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Ozan'a gidiyoruz. Börek yaptım ona. Yoksa buna da mani olacaksın. Ya çocuğu dımdızlak ortada bıraktın ya... ...boğazından girecek iki lokmaya da engel olmazsın herhalde. Anne, ben Ozan'ın babasıyım. Pasma değil. Ne yaptıysam onun iyiliği için yaptım. Ay maşallah. Yani bir de kötülüğünü düşünseydin ne yapardın çok merak ediyorum. Neyse hadi, hadi sen gir eve. Biz taksi bekliyoruz. İyi. Söyleyin, bir an önce eve dönsün yoksa çok daha kötü olacak. Daha kötü mü olacaksın? Ben bu aileyi her ne pahasına olursa olsun bir arada tutacağım. Varsın evlatlarım beni kötü bilsin. Söyleyin dönsün. Yoksa bambaşka bir yüzümü görecek. Babaanne böyle devam ederse babam ben de çekip gideceğim bu evden. Şansını zorluyor resmen ya. Biz sen eksiktin. Otur oturduğun yerde. Aa baban o senin be. Ne kadar güzel. Buradasınız. Teoman. Oğlum sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Hamit ne oluyor? Anlatayım. Teoman Bey oğlunuz Ayda Hanım'la bir olup kuzenini polise şikayet etmiş. Hak etti. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız. Ayda Hanım'ın lütfedip gelmedikleri toplantıyı polis bastı. Herkesin içinde derdest edip götürdüler. Güzel. Adalet yerini bulmuş. Oğlum hadi anladım. Babana saygın yok. Tamam işine gücüne de saygın yok. Senin ailene de mi saygın yok ya? Öz kuzenin öz. Şimdi de gammazcılığa mı başladın? Baba sözlerine dikkat et. Ya çocuğun yüzü gözü mos. Hastanede sabahlamış. Bir de gidip polise şikayet mi etti? Ya bu çocuk sana ne yapmış olabilir? Hamit Bey. Mehmet beni kaçırdı. Zorla alıkoydu. Ne diyorsunuz siz be? Mehmet böyle bir şey yapmaz. Yaptı işte. Sana yalan mı söylüyoruz baba?
Hamit, Mehmet resmen kaçırmış kızı. Teoman son anda kurtardı. Sonunda layığını buldu. Hapislerde çürüyecek şimdi. Allah Allah. Mehmet bana niye bir şey anlatmadı acaba? Neyi anlatacaktı baba sana? Ya sabah kızı toplantı var diye evden almış, dağ başında bir eve götürmüş. Bunu mu anlatacaktı Mehmet sana? Ayla kızım, sen şu hafızanı bir yokla bakalım. Mehmet seni gerçekten kaçırdı mı, emin misin? Ne diyorsun sen baba? Ne dediğim açık. Hani Mehmet niye kaçırsın? Bunlar zaten eski nişanlı değil mi? Hamit. Gelmiş geçmiş mevzu. Sen niye açıyorsun bu konuyu? Şundan ötürü hayatım. Yani belki de Mehmet sadece konuşmak için aldı götürdü kız bir yere. Ya da Ayda kendi rızasıyla gitti. Olamaz mı yani böyle bir şey? Sonra da sana söyleyemedi. Ya bunlar beraber çalışıyorlar. Niye kızı kaçırsın? İnanamıyorum sana ya. Gerçekten şu söylediğine inanamıyorum. Ayda bana yalan söyler mi hiç? Hamit Bey, ben kendi rızamla gitmedim. Mehmet beni kandırdı, toplantı var diye evden aldı. Arabadan inmek istediğimde de elimi kolumu bağladı. Bakın, inanmıyorsanız bileklerime bakın. Yeter artık ya. Bizim bir tek normal günümüz olmayacak mı? İnanmıyorum efendim. Mehmet'in böyle bir şey yaptığına inanmıyorum ben. Ne günah işledim ya? Belki de günahın hep yanlış tarafta olmaktır baba. Ya da belki de geçmişin lanetidir yaşadıklarımız. Ne dersin? Ne diyorsun oğlum sen? Alev, yıllar önce bu evden niye gitti? Nereye gitti? Senin bu yaşanılanlarla bir ilgin var mı baba? Benim ne? Ya Alev'in Mehmet'in Ayda'yı kaçırmasıyla ne ilgisi olabilir? Mehmet'in beni kaçırmasının nedeni Alev'di Hamit Bey. Mehmet Ayda'yı bir gecekonduya götürmüş. Güya Alev'in yıllar önce götürüldüğü gecekonduymuş o. Ve Alev o gecekonduya götürüldüğünde hamileymiş baba. Sekiz ay orada kalmış. Mehmet Bey, Alev'in benden hamile olduğunu iddia ediyor. Ozan, niye geldik buraya? Sana bir sürprizim var. Ulan söylesene, niye geldik? Ya sen gel. Gel hadi gel. Şurada bir yerde olacaktı. Bakalım. Hah. Ozan söylesene artık, sürpriz ne? Evimiz. Buyurun prenses. Burası bizim evimiz. Ozan, bu ev gerçekten bizim mi? Evet. Yeni evinize hoş geldiniz Kumra Hanım.
Hamit. Hamit ne olur. Ne olur bir şey yap. Allah aşkına konuş oğlunla ne olur. Hamit çıkarsınlar onu. Benim oğlum hapse giremez. Ay giremez. Ne oluyor burada? Ne bu tantana? Ayda kızım, gerçekten Mehmet seni evden zorla alıp istemediğin bir yere mi götürdü? Yani seni kaçırdı mı sahiden? Vay utanmaz vay. Anne. Ne anne ne? Söyle yavrum, doğru mu bütün bunlar? Evet Melal teyze, maalesef doğru. Mehmet kaçırdı beni. Zorla bir eve götürdüm. Bunu yapan torunum bile olsa acımam. Ben adaletin yanındayım. Teoman doğru yapmış. Onu adalete teslim etmiş. Ama anne. Hiç bana anne falan demeyin. Hak etmiş Mehmet bu cezayı. Yani ne demek Ayda'yı kaçırmak? Yüz kızartıcı suç bu. Gerçekten ya. Vallahi sağ ol babaanne. Yani bir an sen de şikayetini geri çek diyeceksin diye ödüm koptu. Ne? Hamit? Sen mi istedin bunu Teoman'dan? Bana bak. Mehmet benim torunum, senin de yeğenin. Biz bir aileyiz. Tabii ki onu yüzüstü bırakmayacağız. Ama senin bu çocuklardan bunu istemeye hakkın yok. Anne Mehmet kötü bir şey yapmamış ki. Teoman'la Alev'in ilişkisini Ayda'ya göstermek istemiş. Baba tam olarak anlatsana bir. Aa, sen benimle konuşuyor muydun? Evet. Babaanne sen bak bu babamın söylediğine. Bu Mehmet'in saçma sapan oyunları işte. Öyle mi? Ne oyunları? Söyle de ben de bileyim. Güya Alev bu evden yıllar önce o gece konduya götürülmüş. Orada da 8 ay kalmış. Yine senin oğlunun iddiasına göre Alev oraya gittiğinde hamileymiş. Orada da bir bebek doğurmuş. Kimdenmiş peki bu çocuk? Sözde bendenmiş. Yani Alev orada ikimizin çocuğunu dünyaya getirmiş. Kadriye. 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 Kadriye iyi misin? Kadriye. Safiye su getir. Kolaya getir. Kadriye. 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 Safiye koş. Safiye. Kadriye nasıl? Koş. Ozan sen ne yapıyorsun? Bir seninkine bak bir benimkine. Ya böyle olmaz ki. Gel göstereyim hadi. Gel. Bak şimdi. Fırçayı boyaya batırıyoruz tamam mı? Sonra böyle boyayı akıtıyoruz. Sonra fırçayı böyle vuruyoruz. Tık 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 diye. Boya damlamasın diye. Tamam mı? Anladın mı? Hadi yap bakalım. Böyle şey yapıyorsun. Ya. Böyle galiba. Daha yavaş. Tamam mı? Daha yavaş. Böyle. Hı-hı. Aşağı. Yukarı. Hah. Aynen böyle. Çok bastın bana. Hı-hı. İşte böyle. Tamam mı?
Gerçi akşam ışıkları yakınca fark ederiz. Rütü izi kalmış mı kalmamış mı diye ama işte ritim bu. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Anladın değil mi? Ozan ne yapıyorsun? Dinliyor musun beni? Dinliyorum tabii ki. Keşke ömrüm boyunca sen konuşsan da ben seni dinlesem. Keşke şu an zaman dursa, bu an hiç bitmese. Benim bu sayı okuldan almam lazım da. Sen devam et. Ben geleceğim, tamam mı? Kaç bakalım prenses. Öyle olsun. Yaptın mı? Yaptım, Abitlere gittim. Ortalığı ayağa kaldırdım. Amcam ne diyor? Ayda şikayetini geri alacak mı? Yani amcan söyledi ama Teoman'ın not diyor, peygamber demiyor. Ayda da onu dinliyor tabii. Mehmet. Ah be çocuğum. Niye yaptın? Ne diye kızı aldın, oralara götürdün sen? Resmen kaçırmışsın. Kız da şikayette bulunuyor tabii ki. Şu Teoman'ın ağzına laf verdin ya. Anne, neden anlamıyorsun ya? Ben Ayda için her şeyi yaparım. Gerekirse özgürlüğümü bile feda ederim. Yeter ki o bana inansın. Teoman'ı bıraksın. Bana geri dönsün. Mehmet. O anlattıkların doğru mu? Yani o gece kondu Alev'in Teoman'dan bir çocuğu olduğu doğru mu, gerçek mi? Mehmet, söylesene, onun anlattıkların yalan mı? Yani sen Teoman'la Ayda'yı ayırmak için oyun mu oynadın? Yoksa gerçek mi? Alev'in bir çocuğu var mı? Var annem. 10 yıl önce Alev amcamların evinden gönderildikten sonra Teoman'dan bir çocuk doğurmuş. Bunun gerçek olduğunu herkes anlayacak. Ayda Teoman'ın gerçek yüzünü görecek. Hayatım. Canım. Beğenmedin mi? Yok, beğendim. Her şey çok güzel. Annem arıyor. Bana gelecekti, bugün açmam lazım. Sen de bir şeyler yer misin hayatım, artık tabağını bitir, tamam mı? Anne. Neredesin? Ozan. Neredesin? İyiyim. İyiyim de konuşmamız lazım. Tamam. Ben evdeyim abi. Yani kendi evimdeyim. Taşındım. Kumruların mahallesinde bir ev tuttum. Dur bir dakika Ozan, ne evi ne taşınması oğlum? Konumu atarım şimdi sana. Neyse tamam. Ben şimdi geliyorum. Tamam, ben sana konumu atıyorum şimdi. Hadi bay bay. Eve gelmemiş.
Bunlar gece eve gelmemiş. Gece eve gelmemiş anne. Ne? Kızla gelmemiş. Ozan'la kalmışlar. Ozan'la kalmışlar. Ne? Benim gözlerimin önünde aşk yaşıyorlar. Parçalayacağım, geberteceğim onu anne, geberteceğim onu. Sakin ol annem, sakin ol, sakin ol. Öldüreceğim onu ya. Öldüreceğim. Kızım, sakin ol. Sakin ol kızım. Sabah şeriflerin hayır olsun Hamit. Sen hayra delalet bir şey görebiliyor musun anacığım? Ben göremiyorum da. Senin ceket gibi bu koluna ne biçmiş bu ya? Yanlış adamın işi de yanlış olur. Ha şöyle. Aman be anacığım. Sabah sabah ağzından bal damlıyor ya. Vallahi şöyle bir otur. Bal mı damlıyor, zehir mi damlıyor görürsün. Otur. Ya anacığım yine çocuklardan başlayacaksan vallahi billahi benim var. O ne? Ozan gönderdi sana. Ben demedim mi? Borca girdi. Yardım istiyor benden. Dedim ben. Üç güne kalmaz bu kapıya dayanır dedim. Ben biliyorum adamı. Zora gelemez o. Ozan kendi yolunu çizdi. Kolay kolay da dönmez. Anacığım, Ozan yolunu değil, istikbalinin üstünü çizdi. Bunlar da kanıtları. Bak, ne? Borçlu Hamit Öst. Bu ne ya? Ozan gönderdi. Sana kafenin parasını ödeyecekmiş, onun senetleri. Bütün parayı aydan aya, kuruşu kuruşuna ödeyeceğim babama dedi. Anlattığım gibi işte evden hiçbir şey almadan ayrıldım. Sonra da burayı tuttum. Kumru nerede peki? Kumru Buse'yi okula bırakmaya gitti. Gelir birazdan. Sen ne diyorsun bu duruma? Bak eğer hata yapıyorsun, eve geri dön falan diyeceksen... Demeyeceğim, demeyeceğim. Ozan görüyorum ki sen büyümüşsün. Gerçekten aşık olmuşsun. Sevdiğin kadına kol kanat germişsin. Sen mutluysan ben sana ne diyebilirim ki oğlum? Abi ilk defa kendimi bu kadar mutlu, bu kadar özgür hissediyorum biliyor musun? Biliyorum. Evden ilk ayrıldığımda ben de öyle hissetmiştim. Ya bu böyle olmaz Ozan. Siz burada rahat edemezsiniz. Toparlanın benim boş eve yerleşin hadi. Abi. Ozan orada da rahat edemezseniz size eşyalı başka bir yer tutarız. Abi beni bir dinle. Tamam. Bana yardımcı olmak istiyorsun seni anlıyorum okey ama... mutlu olmamı istiyorsan bırak kendim halledeyim. Ama... Abi ben Kumru'dan önce başka bir Ozan'dım. Sorumsuz, düşüncesiz. Büyüyememiş bir Ozan'dım. Ama Kumru'dan sonra her şey değişti. Hayatımı kimseden yardım almadan kurmak istiyorum. Ne olur izin ver bana. Peki. Ben her zaman senin yanındayım Ozan. Bunu unutma olur mu? Unutmam. Ama şimdi beni boş verelim. Annem bir şeylerden bahsetti. Of. Yani bu alev mevzusu nasıl oldu? Yani Ozan... ne düşüneceğim, ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Mehmet iyice çığırından çıkmış durumda. Ya Alev'le benim çocuğumuz olduğunu iddia ediyor. İnanabiliyor musun? Bu olay benim korkudur yandır biliyor musun?
Yani kesin bana olur diyordum ama. Ne? Ya senin durumu kastediyorum işte. Ya Ozan çocuk mucuk yok. Mehmet'in pis bir oyunu bu, o kadar. Ya öyledir eminim de. Ya tabii işin içinde Mehmet varsa şüphe duymakta fayda var. Al, iç şunu. İlacın da etkisi birazdan başlar. Sakinleşirsin kızım. Ben sakinleşmek istemiyorum ki. Sakin olmak istemiyorum ki. Ben oraya gidip onların o evi başlarına yıkmak istiyorum. Kız dur, otur oturduğun yerde. Sakin ol biraz. Hayır, eline ne geçecek? Ozan seni kötü belleyecek. Benim zaten Ozan'ın gözünde ufacık bir değerim bile yokmuş ki. Hep o kumru yüzünden. Gördün değil mi nasıl sinsi sinsi davrandı, zamanı altından yürüttü ama ben ona demiştim. Ben seviyorum Ozan'ı demiştim, benim demiştim. Geldi elimden aldı, alıverdi, ben anlamadım. İşte şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bırak kızım. Bunu Kumru'nun yanına bırakmam ben. Annene güven sen, tamam? Sadece biraz sakinleş. Hadi, hadi git bir duşa gir. Kendine gelirsin. Hadi anne. Duşa falan girmek istemiyorum. Şimdi duş sırası mı girmeyeceğim duşa? Kızım, Ozan dizimizin dibinde seni böyle mi görsün? Ha? Hem fevri hareket etmememiz gerekiyor. Yanlış yapmayalım. Yolumuz uzun. Tamam, sen annene güven. Hadi. Hadi bir duşa gir, sakinleş kızım. Hadi anne, hadi. Tamam. Alev, neredesin sen ha? Neredesin? Allah Allah, geldim işte. İki gün önce hepiniz beni bu evden gönderme derdindeydiniz. Şimdi bakıyorum da benden ayrı kalamıyorsunuz. Çok mu merak ettiniz beni? Dalga geçmenin zamanı mı Alev? Telefonun niye kapalıydı? Kırıldı. Param olmadığı için de yaptıramadım. O zaman İstanbul'a gidecek parayı nereden buldun? Buldum, buluşturdum işte abla. Ama sorguya çektiniz beni ha. Ne oluyor? Ne bu haliniz? Anlatsanıza. Alev. Şimdi sorduğum sorulara doğru cevap vereceksin. Tamam mı? Bundan 10 yıl önce... Nihan. Alev yol yorgunudur. Bırakın soru sormayı. Ama anne, bırakın dedim. Alev, sen de çıkıp dinlen biraz hadi. Sonra konuşuruz. Ya ne oluyor? Ters bir durum mu var? Nihan teyze, ne soracaktınız bana? Sana biraz dinlen dedim hadi. Abla ya. Fatma abla. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın. Utanmaz arlanmaz. Kız nasıl yaparsın sen bunu ha? Ha? Sinsi yılan utanmaz arlanmaz seni. Nasıl yaparsın kız bunu sen? Ha? Sinsi yılan! Sinsi yılan! Sinsi yılan utanmaz arlanmaz. Bırak! Utanmaz arlanmaz. Bırak Fatma. Biliyordun kız. Bırak. Biliyordun. Nazlı'nın Ozan'ı sevdiğini bile bile göz göre göre onu elinden aldın sen ha? Utanmaz arlanmaz. Aa, canım acıyor. Fatma abla bırak. Ha, bırak ya. Bırak. Bırak. Rezil ettin kız bizi.
gelmişsin mahalleye? Bizim mahallede kabakla mı oldun sen? Ha? Ha? Ne oluyor ya? Hey! Bırak kızı! Bırak kumbuyu! Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Sana da yazıklar olsun Ozan Bey. Bizi düşürdüğün duruma bak. Rezil ettin bizi mahalleye. Ne durumundan bahsediyorsunuz? Nasıl yaparsınız bunu ya? Umru'ya nasıl böyle davranırsınız? Gencecik evlilik yaşındaki bir kız geceyi yabancı birinin evinde geçirsin. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ne yapsaydım? Ha? Ne? Kız! Kız! Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ha? Hiç mi terbiye vermedim ben sana? Ben kötü bir şey yapmadım. Ben kötü bir şey yapmadım. Yapmadım. Tamam hayatım. Sen kötü bir şey yapmadın. Tamam ben buradayım. Yüzüme kendimi. Lütfen. Burası sizin büyüdüğünüz mahalleye benzemez Ozan Bey. Burada insanın bir adı çıktı mı yıllarca temizleyemez. Bunu sen bilemezsin ama Kumru Hanım bilmeliydi. Yürü kız, yürü. Ya yürü. Yeter. Evde konuşma. Yeter. Kumru hiçbir yere gitmiyor. Ne? Bundan sonra sözlerinize, hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Bir daha eğer Kumru'yu incitecek bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz. Ben onun annesi sayılırım. Emeğim var üzerinde. Hesapta mı soramayacağım? Sormayacaksınız. Hele bu şekilde asla. Bundan sonra ben varım. Ne Kumru'yu ne de Buse'yi ezmenize izin vermeyeceğim. Ama ben... Lütfen. Lütfen gidin. Hadi. Peki. Peki, öyle olsun. Teoman, senin ne işin var burada? Hemen konuşmamız lazım Alev. Ne dersen de, ben Teoman'a güveniyorum. O yalan diyorsa yalandır. İyi tamam. Senin için rahatsa söyleyecek bir şey yok. Eğer bu doğruysa o bebek şu anda 10 yaşındadır. Sence Alev Teoman'a bunu söylemek için 10 yıl bekler miydi? Madem böyle bir bebek var, neden kimse görmedi? Neden Safiye ablanın bile haberi yok? Çünkü ortada çocuk falan yok. Ama ortada Alev de yok. Bu mesele ortaya çıkınca Alev neden yeniden kayboldu sence? Şu tesadüfe bak ki Mehmet seni o eve götürüyor ve Alev ortadan kayboluyor. Çünkü Mehmet istedi Alev'in ortadan kaybolmasını. Bize huzursuzluk vermek istiyor, o da bu oyunun içinde. Başka da bir açıklaması olamaz. Emin misin? Ne işin var burada? Sizin oğlunuzun yaptıklarından haberiniz yok galiba. Kızım zengin olur diye heveslendiysen boşa heves. Benim oğlum şıp sevdidir. Çabuk sever, çabuk unutur. Belli. Haberiniz yok. Ama ben yatıp kalkıp dua ediyorum hapisteki kocamın da haberi yok diye. Kız herkes kısa. Ne istiyorsun? Vallahi bu olanları kocam duyarsa kıyamet kopar. Hapiste diye düşünmeyin. Eli kolu uzundur onun. Bu dünyayı Ozan'a dar eder. Olacakların önüne geçemeyiz. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne söyleyeceksen söyle sonra da git. Ne tehdidi canım? Olacaklardan bahsediyorum. Ozan Kumru'ya bizim mahallede ev açtı, ev. Kızımı kapatma yaptı. Aynı evde yaşıyorlar. Söylesene. Doğru değil desene. Doğru. Tam 8 ay o evde yaşadım ben.
dünyaya getirdim. Zübeyde Hanım doğru söyledi yani. Sen bir çocuk doğurdun. Sonra da onu alıp gittin. Öyle mi? Sen 10 yıl önce bir çocuk doğurdun. Ve bunu benden sakladın. Öyle mi? Ne diyorsun sen Teoman? Ne saklaması ne gitmesi? Bebek doğumdan 2 gün sonra öldü. Bana öyle söylediler. Ben yalnız ayrıldım o evden. Yoksa bana yalan mı söylediler? Yoksa bebeğim yaşıyor mu Teoman? Çocuğumuz ölmedi mi? Teoman bir şey söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.